Cem Tozge'yle birlikteyiz. Cem hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi değerlendirmemiz gereken birkaç ana başlık var. Bunlardan size bir iyi bir kötü haberim var diyerek başlayayım. Bunlardan bir tanesi JP Morgan'ın bir taraftan Türkiye ile ilgili birdenbire çok olumlu konuşmaya başlaması. Evet. Birazcık ondan bahsedebiliriz belki. Gelecek yıldan itibaren Türkiye'ye alım gelebileceğini, revaçta olacak piyasaların arasında olabileceğini söylüyor. Kötü haber tarafına bakıyorum. Kötü haber de varlık fonu Eurobond tarafını ertelemiş olması. Eurobond ihraç evet. tarafını ertelemiş olması. Ertelemenin gerekçesini konuşuruz ama ilk etapta cümleyi böyle söyleyince benim bu cümleden anladığım borçlanamıyor kısmı oluyor. Dolayısıyla bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayalım? Kötüden başlayalım, daha taze haber. Peki. Varlık fonu haberi. Biliyorsunuz varlık fonunda bir borçlanma hedefleniyordu. 5 yıllık bir Eurobond benzeri bir ihraç olacaktı. Ama son dakika düşen haberle bundan vazgeçildi. Tabi bu vazgeçilme sebebini bilmiyoruz. Ama benim tahminim büyük bir ihtimalle istenen faiz bir miktar yüksek kalmış olabilir. Sonuçta geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 2 hafta önce bu hazinenin bir borçlanması olmuştu. 6,5'a yakın bir dolar cinsinden faizle hazinemiz 2,5 milyar dolar borçlanmıştı. Büyük bir ihtimalle bu ihraçta katılımcılar daha yüksek bir borçlanma faizi talebinde bulunmuş olabilirler. Bu da tabii ki bu ortamda varlık fonu yöneticilerinin yüksek gelmişse böyle bir borçlanmadan şu an için vazgeçilmiş olabilir ama detayları yine incelemekte fayda var. Diğer olumlu habere gelecek olursak da bu JP Morgan'ın bu sabah düşen bir raporunda gelecek yıl Türk varlıklarına, özellikle Türk ÖST'lerine yani özel sektör tahvillerine ilginin artabileceğini söylemişler. Tabii bunun da yine altında yatan en büyük etki hazinenin geçtiğimiz haftaki borçlanması, biraz önce bahsettiğim. Buraya yaklaşık bir 3 kat talep gelmiş hatırlarsın. Gerçi faizimiz yüksekti ama hani Türkiye bu kriz ortamında borçlanamaz, çok borçlanmakta zorlanır, yeterli talep görmez tarzındaki kaygıları bir miktar azaltmıştı. Tabii ki yüksek faizimiz, yani verdiğimiz faiz emsallere göre yüksek ama bu ortamda hala bu kadar güçlü bir talep gitmiş olması önümüzdeki süreçte Türk özel sektörünün de daha düşük faizle daha yüksek borçlanabileceğinin işareti olarak JP Morgan tarafından belirtilmiş. O arada 518'lere doğru geri çekildi dediğim yerde 518 ama yani sonuçta geri çekildi. Evet. CDS'i nasıl değerlendirirsin? Yani CDS hala çok yüksek. Tabii bir miktar o 550-600'lere yaklaşmıştık. O civardan bir geri çekilme var ama 500'ün altında kalıcı bir hareket görmediğimiz sürece hani buna sınırlı bir geri çekilme diyebiliriz. Ki son zamanlarda bu atılan normalleşme adımları, yani bunlar işte biliyorsun en başta bir sürpriz bir faiz arttırımıyla başladık. Daha sonra işte bu swap kanalının açılması, net aktif rasyosunda bir normalleşme, yani oradaki oranın azaltılması, stopaj ayarlaması falan derken bir miktar hani normalleşme adımlarının devam edeceği beklentisi, ki bu hafta biliyorsun çok kritik bir Merkez Bankası toplantımız var Perşembe günü. Orada da artık hemen hemen tüm kurumlar ciddi bir faiz artırımı bekliyorlar. Yani tabii bunlar, 200 bekliyorlar anladığım evet, kadarıyla. Yani 200-175 civarı değişen konsensüs var ama dün bazı yabancı raporlarında 300 bas puanlık artırımlar konuşuldu. Bunları birleştirdiğimiz vakit bu normalleşme adımları sonrası, ki yine bu Londra swap çok önemli, hep onu diyoruz çünkü biliyorsun Londra swap kapalı olduğu vakit TL varlıklara alım yapmak, ulaşmak zorlaşıyor. Yani sonuçta yabancı da şöyle düşünmek lazım, TL borçlanıp bir TL varlığa yatırım yapacak. Bu hisse senedi de olabilir, tahvil de olabilir. Tabii ki, ya da overnight de olabilir. Yani sonuçta bir TL borçlanma ihtiyacı var Türkiye'ye girmesi için. Biz bunu sıcak para diyoruz. Bu kanalın açılıyor olması kademeli olarak önümüzdeki süreçte buraya bir sıcak para girişini beraberinde getirebilir. Ki bulunduğumuz faiz seviyelerinde, hadlerinde bunu tabii özel sektörün hem dolar cinsi borçlanmasında hem de TL cinsi borçlanmasında çok ciddi faizler sunduğunu da biliyoruz ama peki burada bir talep eksikliği vardı. Bu kurdan yabancının ufak ufak döviz sattığını ve TL cinsi varlıklara özellikle borsa tarafına, hisse tarafına, çünkü 127-100'lere yani 1207'lere geldik.
Yani eski birimlerle konuşalım. Biz 127-100, 120,5'un üzerinde 121 bin diyelim. Evet. Oralara yakınsadıkça bankacılık endeksine alım geldiğini de görüyoruz. Bankacılık endeksine gelen her adım, her alım, yabancının her teveccüh gösterişi bir şekilde piyasayı da yukarı doğru itecek önemli faktörlerden bir tanesi oluyor. Zamanlamasının manidar olduğunu düşünüyorum Merkez Bankası öncesi. Merkez Bankası'na da böyle bak faizleri şey yapsan çıkar istersen der gibi bir mesaj olarak da bir tarafıyla okuyorum bunu. Hem öyle hem de tabii şöyle bir şey var. Şimdi biz yıllardır hep ne öğrendik kitaplardan ya da ekonomiden? Faizlerin yukarı gitmesi bankalar için çok iyi haber değildir. Çünkü evet. Faiz marjlarında daha önce verilen kredilerden dolayı bankalar artık daha yüksekten, daha önce düşük faizle verdiği kredileri daha yüksek faizle fonlamak zorunda kalacaklar. Ki hep eski zamanlara dönelim. Faizlerin yukarı gittiği ortamda genelde bankacılık sektörü Türkiye'de satış yerdi ama... Hı hı. Son iki senedir şöyle bir durum var. Bu zombi krediler dediğimiz ya da sorunlu krediler dediğimiz yüksek borçlu, döviz borçlu şirketler her kur hareketinde bankaların üstünde daha yüksek risk oluşturuyor ve bankalar bilançolarında daha fazla karşılık ayırmak zorunda kalıyorlar. Ama burada tabii geçtiğimiz Merkez Bankası faiz kararı sonrası şunu gördük. İlk alım bankalara geldi. Niye? Çünkü kurda bir miktar rahatlama beklentisiyle bu tip sorunlu banka, bu tip sorunlu şirketlerde ödeme zorluğunun daha az olacağı beklentisi ve bunun da banka bilançolarını göreceli olarak olumlu etkileyeceğinden dolayı bankalarda bir alım olduğunu gördük. Bir de bankalar çok ucuz değil mi? Hem çok ucuz hem yabancı çok underweight, yani çok düşük pozisyon taşıyorlar. Tarihte olmadığı kadar Türk bankaları yabancı ilgisinden yoksun kalmış durumdalar şu anda. Ki zaten baktığımız zaman pandemi sürecinde hatırlayalım. Hani o 80 binli seviyelere gittiğim zaman en büyük çıkış yine Türk bankalarından olmuştu. Ki bu hani bu 2018 döviz krizinden bu yana sürekli devam eden yabancı çıkışı hep genelde bankalardan oldu. Tabii bunun dönüşü de büyük bir ihtimalle bankalarda olacaktır. Yani burada bir normalleşme, kur tarafında bir miktar TL güvenin olması, özellikle yerlilerin TL faizi cazip bulup DTH'dan TL varlığına dönmesi görüldüğü vakit bu zamana kadar çok düşük pozisyon taşıyan yabancılar hem likitte hem de ucuz değerlemelerinden dolayı bankalara geleceklerdir diye düşünüyorum. Onun için Perşembe günü faiz kararı bakımından çok kritik. Eğer burada piyasayı tatmin eden bir faiz kararı görürsek, hem önceden alan bir takım yabancı var. Dün yine bu yoğunlaştı bu alımı. Özellikle dediğim gibi yabancı raporları. %4,5'a yakın alım vardı. Aynen. Dün çok ciddi alım vardı. Ondan önce Cuma ile katacak olursak %7'leri falan buldu sanıyorum. Kesinlikle. Tabii burada yerliler de var ama yabancı kurumların da bazılarının pozisyon açtığını gördük. Bugün bir miktar dengeli bir seyir var. Çünkü hani yurt dışı birazcık bugün kaygan bir zeminde işlem görüyor. Öncesi alanlar pozisyonunu arttırabilirler. Eğer burada piyasayı tatmin eden bir faiz artırımı gelirse, dediğim gibi burada bankacılık sektörü değerleme bakımından şu anda en cazip varlık sınıfı durumdalar. Peki şimdi JP Morgan diyorum, Dünya Bankası ve IMF'nin toplantıları var. Bu toplantılara ilişkin beklentiler de söz konusu. Burada gördüğümüz kadarıyla görece bir pozitiflik var. 2021'de bir kere aşının geleceğine dair beklenti ortaya konmuş. Biden'ın kazanacağına dair yine bir beklenti söz konusu. Acil varlık programlarına ilişkin notlar var. Ne diyor bu yapılan açıklamalar? Evet. Yani tabii sonuçta tabii iki tane ana gündem var şimdi dünyada. Pandemi, aşı. Bunların büyümelere olan olası etkisi Amerikan seçimleri. Ki hatırlayalım, piyasa en azından bu Temmuz-Haziran dönemine kadar hep ne diyordu? Biden gelirse piyasalarda çok büyük bir dalga olur. Piyasa dostu Trump, Trump kazanırsa piyasalar bundan olumlu etkilenir. Ama Eylül başı itibariyle bu algının hızlı bir şekilde tersine döndüğünü görüyoruz. Niye? Niye? Çünkü Trump, okey, piyasaların özellikle hisse senedi piyasalarının seveceği bir başkan. Yani düşük faizden yana, düşük vergilerden yana, piyasa dostu hep söylemden yana. Ama şunu da unutmayalım, Trump demek belirsizlik demek. Yani artık insanlar ya da fon yöneticileri bir sabah değişik bir tweetle ya da Trump o gün hangi ülkeyle kavga ediyor, Çin'le mi kavga ediyor, İran'la mı kavga ediyor
ya da başka bir ülkeyle mi tartışıyor? Bunu görmek istemiyorlar ve hatırlayalım, Trump döneminde özellikle Avrupa Amerika gelişme ilişkileri çok ciddi bir şekilde gerildi. Şimdi tabii Biden gelirse daha sakin, daha yumuşak mesajlar, bir miktar değişim. İşte zaten hani Amerikan sağlık sektörünün bu süreçte çok ciddi problemler yaşadığını gördük. Bu tarafa daha böyle sağlam ayaklarla basacak başkan, daha ılımlı başkan şu anda piyasaların ana senaryosu. Bir de tabii şu var, baktığımız zaman son dönemde Avrupa endekslerinde bir miktar toparlanma. Özellikle Avrupa'da hem bankacılık hem otomotiv sektöründe özellikle bir toparlanma görüyoruz, bir ayrışma görüyoruz. Bunun da altında yatan en büyük etki Biden'ın şu anda anketlerde önde gidiyor olması. Çünkü Biden geldiği vakit belki de Çin'le problemler devam edecek ama en azından Avrupa tarafıyla bir miktar daha yumuşak ilişkiler göreceğiz. Bir miktar daha Amerika'dan yurt dışına yatırımların arttığını göreceğiz. Bu hem sermaye akımı olarak olacak hem de doğrudan yatırımlı olarak. Çünkü Trump döneminde özellikle son bir senelik dönemde şunu gördük. Trump yatırımları genellikle Amerika'ya çekmek istiyor ve o Amerika'daki yüksek likitte ne gelişmekte olan ülkelere ne de Avrupa'ya pek fazla kaymıyor. Bundan dolayı bu seçimler tabii ki çok önemli. Tabii değişik başlıklar var bu toplantılarda konuşulan. Tabii burada yine mali teşvik paketleri ne olacak? Tabii burada zaten piyasanın ana gündemi bu Amerika'daki ikinci büyük teşvik biliyorsun. İşte bugün hatta süre doluyor. Pelosi hafta sonu bir açıklama yapmıştı. Cumhuriyetçilere salı gününe kadar bir vakit vermişti. Buradaki biliyorsun ana tema şu. Bir an önce bir paket geçirmek istiyor Trump yönetimi. Bunlar yaklaşık 1.8 trilyon dolarlık paket. Demokratlar daha aceleye getirmeden daha ciddi bir paket istiyorlar. Bu da şu anda 2.2, hatta Biden'ın kazanması durumunda bunun 3 trilyona yakın olması konuşuluyor. Tabii burada bir de şey de var. Yani bu politik de bir karar. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Perşembe günü münazara var. Biliyorsun Biden'la Trump arasında çok ciddi merak uyandıran. Ama her ne kadar Biden seçilse bile bu arada bir başka korku senaryosu da ben söyleyeyim ki hani başkasının söylemediği bir şey de söylemiyorum aslında. Ben Biden'ın daha fazla oy alacağını ama Trump'ın seçileceğini düşünüyorum. Tabii Clinton dönemi hep akıllara getiriyor aynı şeyi. 2 milyon biliyorsun orada oy vardı ama Clinton seçilmişti. Ama ben yine mesela bu sabah yeni bir anket baktım. Farkta bir miktar azalma var ama o zaman Biden ya da o zaman Trump'ın rahatlıkla kazandıkları yerde ya Trump çok az farklı kazanıyor ya da orayı da kaybediyor. Yani bir de şunu unutmayalım. Geçtiğimiz seçim şöyle bir durum vardı. Bütün araştırmalarda Trump'ın kesin kaybedeceği konuşuluyordu ve Clinton'cılar çok fazla sandığa gitmemişlerdi. Bu bir gerçek. Yani bir rahatlama nasıl biz, vardı diyorsun. Evet, rahatlık vardı. Nasıl biz kazanırız? Trump mı kazanır? Ama şimdi tam tersi. Yani daha fazla mavi dalgacılar, demokratlar olaya sarılıyorlar. Tabii burada siyahi seçmen çok önemli. Tabii. Floyd'un olayları vesaire ne, onları nasıl, onların ne kadar fazla katılımı olacak onu merak ediyoruz. Çünkü genelde siyahi seçmen geç gitmez. Yani bir şeyde seçilecek insan siyahi değilse genelde gitmemeyi tercih eder. Bunlar tabii çok önemli etkiler ama bu seçim demokratların çok daha fazla asılacağı, sandığa sahip çıkacağı bizim tabirimizde dediğimiz bir seçim olmaya aday. Ama tabii ki belirsizlik var. Şimdi velev ki Biden seçildi. Biden seçilmiş olsa dahi aslında Çin'le olan gerginliğin düşmeyeceği bir tarafıyla düşünülüyor. Katılır mısın bu görüşe? Bir miktar bence düşecek. Çünkü Trump açıkçası bu sağlık konusunda çok tıkandı ve şu anda bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani şu anda yaratabileceği tek düşman Çin. Zaten biliyorsun en geldiğinden beri en yakın ilişki olduğu yer Rusya. Zaten Putin'le olan ilişkileri, işte İsrail'le olan ilişkileri. Yani iki düşmanı var şu an açıkçası. Bir İran, bir Çin. Şu an tabii İran bir miktar önemsiz eleman durumunda. Burada Çin'e çatıyor. Biden tabii ki özellikle teknoloji tarafında bu söylemlerin arkasında duracaktır ama bu kadar çok sert söylemler, yani kavga modunda böyle hani iki lidere yakışmayacak, Çin lideriyle bir ara atışmaları olmuştu biliyorsun. O şekillere gelecek bir dış ticari, dış politika izleyeceğini düşünmüyorum. Daha yumuşak ama tabii ki Amerikan şirketlerinin faydasını gözeten bir söylem içinde olacaktır.
S-400 F-35 meselesini çokça konuştuk geçtiğimiz dönemde. En son yapılan, Amerika tarafından yapılan açıklama, o S-400'leri minvali olarak söylüyorum, yerinden oynatmayacaktınız. Şimdi seçimden sonraki gündemimizin ilk maddesi S-400'ler dolayısıyla Türkiye'ye yapılacak olan yaptırımlar diyorlar. Doğru. Ne beklersin? Tabii şimdi geçtiğimiz hafta, yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü galiba, değil mi? Bu ilk testle ilgili bazı Reuters'a düşen görüntüler, hatırlıyorsun. Hem NATO tarafında hem Amerika tarafında rahatsızlık yaratıyor ki bazı senatörlerden, özellikle seçilmesi muhtemel demokrat taraftan gelen sesler Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması yönünde. Hatta bir senatörün galiba yine bu sabah bir açıklaması veya dün seçim sonrası ilk gündemimiz Türkiye olacaktır diye. Ve bu taraftan bir negatif bir haber akışı olabilir. Yani bu risk var. Zaten bu risk belli bir zamandır Türk lirası üstünde de hissediliyor. Yani farkındaysan bu Merkez Bankası faiz arttırmasına rağmen 200 bas puanlık faiz arttırımı, genelde ben dahil çoğu stratejist bir miktar TL'de güçlenme bekliyorduk. Çünkü çok sürpriz bir karardı bu ve devamı gelebilir tarzında bir algı yaratmıştı ama biz bunu görmedik. Ama S-400'lerle gölgelendi bir şekilde. Gölgelendi. Hem S-400 hem Doğu Akdeniz falan derken işte Amerika ile ilişkiler. Bu zaten bence bir miktar Türk varlığının fiyatlaması içinde var. Kur tarafında var. Gelebilir mi? Gelebilir. Ama tabii hani zamanda 2018 Ray Branson döneminde gibi çok sert söylemlerle mi bir durum olacak? Bunu tabii bilmiyoruz, görmüyoruz. Ama tabii ki belirsizlik yaratacağı kesindir. Ama ben dediğim gibi bunun fiyatlarda, yani Biden'ın kazanma etkisini ve Türkiye olası yaptırım hikayesinin TL fiyatlamalarında, özellikle dolar TL üstünde fiyatlara girmiş olduğunu düşünüyorum. Şu halde Biden yerine Trump seçilirse birdenbire bir coşku fiyatlaması olur mu Türkiye'de? Yani onu da açıkçası çok beklemiyorum. Çünkü hani genelde dünya çok mutlu olmayacak. Evet, çok mutlu olmayacak gibi gözüküyor. Şunu da unutmayalım. Yani şimdi öyle bir hava estiriliyor ki sanki Trump'la Türkiye çok büyük dost. Ama şunu da unutmayalım. 2018'deki döviz krizinin en büyük aktörlerinden bir tanesi Trump'tı. Yani Trump eğer Türkiye'ye karşı bu kadar sert söylemler bir rahip üzerinden geliştirmeseydi, belki zaten bunlar, bu kadar kırılganlık yaşamayacaktık. Ki o zaman hatırla, Türkiye neler tehdit etti, yaptırımlar, işte asarım keserim, ekonomi bir günde yıkarım işte gibi söylemler. Sonra hatta yine Kuzey Irak konusunda, Suriye konusunda bize karşı yine birazcık 200'de oynaması. Yani Trump da çok böyle temiz bir insan değil Türkiye'ye karşı. Özellikle İran ilişkileri, mesela İran'la bir sıkıntı yaşadığı vakit Türkiye ticaret partneri İran'ın ve burada bir sıkıntı biz de yaşıyoruz dolaylı olarak, ya da Avrupa ile ilgili. Ondan dolayı hani Trump kazanırsa Türk lirasında da böyle bir coşku olacaktır diyemiyorum. Ama bir miktar tabii o yaptırım vesaire S-400 konusundaki tedirginlik azalabilir. Ama yine olması da kalmaya devam edecek. Sonuçta Cumhuriyetçi senatörler içinde de çok ciddi bu söylemi diri tutmaya çalışan şeyler var, kesim var. Gelelim Perşembe gününe, bir şey kalmadı şurada. İki gün sonra göreceğiz. Konsensus 150 ile 200, 175 ile 200 arasında. 200 arası. Dedin. Sen ne bekliyorsun bir? Ne olursa fiyatlama ne yöne doğru evrilir ve sen nasıl bir pozisyon alırsın böyle bir durumda? Şimdi biz kurum olarak 200 bas puanlık bir artırım bekliyoruz. Yani piyasa konsensusuna yakın bir artırım bekliyoruz. Bazı yabancılar işte dün 300'ü telaffuz ettiler. Hatta işte Goldman Sachs galiba yıl sonunda 17 bekliyor. 17'ye kadar yükselmesini bekliyor. Bir kere hani bu kadar agresif olacaklarını düşünmüyorum. Niye dersen, normal bir koşuldan geçmiyoruz. Yani bu pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem işsizlik tarafında hem de büyüme tarafında çok ciddi kalıcı hasarlar bırakmaya aday. Yani burada sadece iç talep çok canlı, biraz yüksek faiz, acayip bir faiz verelim de artık bu iç talep daralsın da ekonomi ya da enflasyon geri gelsin gibi bir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Burada tabii ki Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı büyük bir ihtimalle gelecek ama çok da agresif olmayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii önemli olan şu, bir kere geçtiğimiz toplantıda Merkez Bankası çok ciddi bir zinciri kırdı. Burada neydi? Hani Merkez Bankası'nın yapması gereken, bir de yapamadıkları ya da yapmayacağını söyleyen bir sürü ekonomist ya da stratejist vardı. Yani bunu yapması gerekiyor mu, yapmayacak. Bir kere bunların söylemleri kırılmış gibi gözüküyor. Burada faiz arttırımının devamı
bu kazanılan kredibilitenin daha ileriye gitmesini, taşınmasına sebebiyet verir ki bu bence yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan bakış açısında bir farklılık yaratacaktır. Peki burada nasıl bir pozisyon alırsın? Şimdi muhtemelen normal koşullarda eğer ezberler çalışırsa, ki ezberlerin son zamanlarda bazı konularda bozulduğunu da gördük, ama hani bir ekonomi okumuş biri olarak ne beklerim ve bunları piyasa tarafında gözlemiş, fiyatlamış biri olarak, işte Merkez Bankası'nın 200 ve üzerindeki bir faiz artırımı ile birlikte dövizin bir parça geri gelmesini beklerim. Yabancı ilgisinin daha borsa tarafına ya da dipslere artıp o tarafa doğru bir kayma olmasını beklerim. Zaten ucuz olan bankalar üzerinden yürüyecek bir piyasa beklerim. Bu koşullar bu şekliyle dururken, bir de Biden riskine ne yapayım ne edeyim derken geri çekilen dolar, zaten dünyada geri çekilen onsla birlikte, yoksa altına doğru mu geçsem, böyle ufak ufak oralardan altın yatırımcısı mı olsam diye de bir tarafıyla bakarım. Evet. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi merkez faiz arttırırsa bir kere hani 200 hatta 150 bile bence burada olumlu bir etki yaratabilir. Niyet beyanı sayarım diyorsun. Yani evet, yani sonuçta hem şunu da unutmayayım, sadece haftalık repo şeyi yok Merkez Bankası'nın elinde, silahı yok. Yani mesela biliyorsun son toplantıdan bu toplantıya yani 10-25 gözüken o faiz daha hiç kullanılmadı. Hı hı. Ya üstünden verildi. Hatta geçtik gitti de dün mesela çok ciddi aktif bir şekilde kullanıldı ki şu anda. Onu izleyicilerimiz açısından biraz daha açıklayıcı hale getirelim isterim. Çünkü faiz oranları birbirinden çok farklı. Evet. Ve faizle birebir bizim kadar içinde olmayan kişiler, işte geç likidite dendiği zaman çok bir anlam ifade etmiyor. Ya da işte koridorun üst bandı dendiği zaman çok bir şey ifade etmiyor. Normal koşullar altında aslında geç likidite bana şu an ifade ettiği şeyi bana da ifade etmiyor. Çünkü benim bildiğim geç likidite bankaları cezalandırma temerrüt gibi cezalandırma yöntemiydi. Temerrüde düşüyorsun ve aslında bu bir ceza. Tabii. Ama oradan fonlandığını görüyoruz çok ciddi olarak. Alt bant zaten hiç kullanılmıyor. Kendisi kullanılmıyor. Üst banttan kullanılıyor. Onları bir tanısal olarak da izleyicilerimize anlatır mısın? Şimdi bu yöntemler anortodoks dediğimiz, Merkez Bankamızın belki dünya prosedürünü tanıttığı bir faiz politikası. Normalde dünyada genelde fonlama kaynakları bir politika faiz üstünden yapılır. Yani bu Amerika'da, Avrupa'da genelde böyledir. Ama Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun zamandır bir haftalık politika faizimiz var. Ki bu eski zamanlar, sen hani bilirsin, ben de ilk hani bu işi yapmaya başladığımızda hatta haftalık da yoktu, gecelik faiz oranı vardı. Bir tane faiz oranımız vardı. Bu sonra haftalığa çekildi ve altı ve üstü bir bant koyduk. Şimdi bunlar tabii bazı işte Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeden bazı piyasa koşullarına göre kurda ya da piyasadaki işte TL likiditesinde bir problem gördüğü zaman kullanması için kullandıkları iki tane faiz şeyi haddi diyelim. Şu anda politika faizimiz 10-25 seviyesinde. Alt bant zaten işlevsiz. Yani bu ne zaman kullanılacak? Olur da TL bir gün çok 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 değerlenir dolara karşı. TL'nin TL'ye değer kaybettirmek için bu faiz kullanılır. Peki. Bu da zaten işlevsiz. Burada bir üst bant var. Bu anda, şu anda bu da 150 bas puan. Yani şu anda politika faizimiz 10-25 ise bunun 150 bas puan üstünde bekliyor. O da ne? 11.75. Peki bu ne? Bu BIST repo piyasasında ya da repo piyasası olarak bildiğimiz piyasada kullanılan gecelik faiz oranı. Bu da 11.75. Bir de bunun da 150 bas puan üstünde, ki bunlar otomatik, yani politika faizinin üstünde 150 bas puan üstünde üst bant, onun da 150 bas puan üstünde geç likidite penceresi var. Bu da dönem dönem senin de belirttiğin gibi kapanmakta zorluk çeken bankaların kullanmak zorunda oldukları yüksek ya da cezalandırılmış faiz seviyesi diyebiliriz. Ama Merkez Bankamız son 2 senedir, 2-3 senedir bu pencereyi aktif bir şekilde bu ortalama fonlama faizini yukarı çekmek için kullanıyor. Peki ortalama fonlama faizine bütün bu dediğim 3 tane faiz, yani politika faizi, üst bant ve geç likiditeden oluşan bu 3 tane fonlama kanalından hesaplanan ağırlıklı ortalama bir faiz. Bu 11.60'larda mıydı? 12.69 olmuş şu anda. Hatta bu Temmuz ayında, yani paranın, faizin çok ucuz olduğu dönemde 7.40'lara kadar düşmüştü. Yani 7.40, 12.40 aslında piyasa oyuncularının, hazinelerinin alıp sattığı, bankaların banka hazinelerinin alıp sattığı TL piyasasında faizler aslında 500 bas puan arttı. Ondan dolayı zaten bu Merkez Bankamızın 200 bas puanlık
faizin üstüne gönül rahatlığı insanlar 200 bas puan daha faiz artırım bekliyor. Çünkü zaten bir normalleşme olacaksa politika faizinde bu ortalama faize gelmesi lazım. 10-25 zaten şu an 12-40. Yani 12-25 çekmesi aslında çok büyük bir şey fark etmeyecek. Yani çok fazla fonlama faizleri yukarı gitmeyecek. Ama bu piyasaya bir kere çok net bir mesaj olacak. Diyecek ki Merkez Bankamız, ben gerektiğinde 200 arttırdım, 200 daha arttırdım. Artık daha sade bir faiz politikasına geçiyorum. O da ne? İşte şu anda ortalama fonlama 12-40. Benim politika faizim 12-25. Ama önümüzdeki süreçte TL'deki değer kaybı devam etmeye kalkarsa, bakın benim 150 bas puanın üstünde bir kere şeyim var. Üst bandım var. Bu ne? 13.75 olacak mesela. Onun 150 üstünde de geçtikten var. Daha da sıkışırsam onun üstünde 14 işte 15'lere yakın bir faizim olacak. Koridorda oynama bekler misin? Mesela 150 aşağı 150 yukarı o koridoru tutup 150 de onun üstüne geçtik de koyacağına 200 tutup bir 200 de onun üzerine koyma ihtimali var mı? Yapabilirim ama ben beklemiyorum. O birazcık daha karmaşıklaştırır. Fazla radikal olacak. Fazla karmaşıklaştırır. Zaten bizim burada görmek istediğimiz, özellikle yabancının da görmek istediği şu, daha sade bir şey olsun. Yani bir Bloomberg ya da Reuters ekranına baktığı zaman bir yabancı, Türkiye'nin politika oranı eşittir ya da yakındır piyasadaki faiz oranı. Çünkü arasında ne kadar sapma farkı yüksek gördüğü vakit şöyle bir algı oluşuyor. Okey, bugün piyasada diyelim ki ortalama fonlama 12.50 ama Merkez Bankası istediği zaman bunu 10.25 çekebilir. Yetkisi var mı? Var. Yani bunu ortadan kaldırmak istiyor. Yani daha sade bir faiz politikası istiyor. Peki bununla birlikte dövizin geri çekilmesini bekleriz. Çekilen döviz dünyada aşağıya gelen ons 1900'ler seviyesinde yanılmıyorsam, ama bir yine de bakayım, kontrol ederek söyleyeyim. Orada da 1910'lar, 1900'ler civarında 1905. Evet, sıkıştık arasında. Hoşlanmadım 1905 demekten. 3 olaydı daha iyiydi. Değil mi? 1903 iyidir ya. Destek orası. 2 doları benden. O desteği kırdırmıyoruz. O desteği kırdırmıyoruz. 2 doları benden orada. Evet. Şimdi ne dedik? Bir kere Merkez Bankamız faiz artırırsa 150 ya da 200 bas puan TL varlıklar, ya TL bundan göreceli olarak olumlu etkilenir. Bu bir. Bunu cebe koyalım. 2. Bence çok önemli bir ay Kasım ayı Türkiye için. Niye? Türkiye'nin Kasım ayında çok uzun zaman sonra yabancıların ilgi göstermesi olası bir 10 yıllık tahvil ihalesi yapılacak. Bu 2018 yılından bu yana biz tahvillerde bu kadar uzun vade, yani Türk tahvillerinde, TL cins tahvillerde bir borçlama yapmadık. Piyasa koşulları buna el vermediği için. Şimdi tabii böyle bir faiz ortamında bir yabancı 10 yıllıklara ilgi gösterecek mi? Benim için bu çok önemli. Burada bir ilgi görürsek ekstra olarak buraya bir yabancı girişle birlikte TL'de değerlenmenin devam ettiğini görebiliriz. Bunu da koyalım cebe. En başta ne dedik? TL'de değerlenme olursa bankacılık sektöründe bu olumlu yönde etki eder. Eğer Türk tahvillerine de yabancı ilgisi olursa bu double etki eder. Zaten Türk bankaları o kadar ucuz ki. Yani biz evlere girerken şöyle örnek vereyim. Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesinin piyasa defter değeri 1'di. Yani olması gereken bilanço değeriyle piyasa değeri 1'di. Şu anda hala 0.50. Yani sermayesinin yarım puan altında ya da yarısının altında işlem görüyor piyasa değeri olarak. Zaten dolar bazında baktığımız zaman Türk bankalarına, yani inanılmaz ucuz dolar bazında bakarsak. Yani dediğim gibi faiz arttırımı TL'yi, bonoyu ve de dolayısıyla bankaları olumlu etkileyecektir. Bunlar Türk varlıkları tarafı. Peki Biden kazanırsa ne olur dersen, bir kere bir rahatlama rallisi dünyada görebiliriz. Bir belirsizliğin bittiğini görebiliriz. Çünkü buradaki en büyük... Noel Baba'yı bir çağırır istiyorsun. Evet, başlarız. Çünkü şurada bir belirsizlik var. Neydi belirsizliğimiz? Çok yakın biterse Trump işi yokuşa sürer. Seçimler bir daha iptal edilir. Bir daha sayılır. Mali paket geçmez. Yakın arkadaşımız Şant'ın da belirttiği gibi yazısında o mavi dalga mor dalgaya dönerse o en kötü senaryo. Çünkü seçim belirsiz olacak, bir daha sayılacak, edilecek. Belki Kasım ayı böyle bir tansiyon yükselecek dünyada. Mali paket geçmeyecek. Öte yandan hastalık, ikinci dalga zaten Avrupa'da artıyor, havalar soğuyor. Büyük bir ihtimalle Amerika'da bunu etkilerini göreceğiz. Rakamlar bozulmaya başlayacak filan derken bu en kötü senaryo. Ama en burada piyasada şu anda mutlu olacağı senaryo net bir şekilde bir tarafın seçilmesi. Hatta bunun Biden olmasının belirsizliği daha azaltacak.
olumlu etki yapacak. Peki Biden kazanırsa ne olur dersen, dolar değer kaybedecek gibi gözüküyor. Çünkü Biden demek daha yüklü bir mali teşvik paketi demek. Altın ve özellikle gümüş, bunu da altını çiziyorum, gümüş değer kazanacaktır. Çünkü Biden'ın taraf olduğu enerji yatırımları alternatif enerji dediğimiz yatırımlar. Yani bunlar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. Mesela petrolde değer kaybı görebiliriz. Bu da ilginç. Onlara da bakalım. Seçim sonuçları gelsin. Bir kez daha tartışalım, konuşalım mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biraz uzun konuştum ama. Yok, bence çok açıklayıcı ve izleyicilerimiz açısından da çok bilgilendirici idi yaptığın konuşma. Çok çok teşekkür ederim.